senin şu anda kızla birlikte İstanbul'a gidiyor olman gerekmiyor muydu oğlum? Ne işin var senin çiftlikte ha? Kız nerede? Ne yaptın kıza evladım? Ya bir şey yapmadım. Ya bir sakin ol oğlum, bir dur hele ya. Sakin mi olalım? Ramazan, biz burada oyun oynamıyoruz. Niye İstanbul'a gitmedin, niye sözümü dinlemedin? Beze, gidiyordum, gidiyordum. Hatta İstanbul yoluna bile çıktım ben. Lan içimden, ya bu iş ne kadar da kolay oldu diye düşünüyordum ha. Derken bir baktım ki, ileride jandarmalar yolu kesmişler. Böyle gelen geçen arabaları arıyorlar, biliyor musun? Nesi varmış anlayabildin mi? Karbüratörden galiba komutanım. Tabii ben jandarmaları görünce dayımın kızı kaçırdığımı öğrendiğini zannettim ilk. Çiftliğe dönemezdim artık. Aklıma Beyye yengemin öldüğünden beri kullanmadığımız bağ evi geldi. Ben de kızı aldım, oraya götürdüm. Oraya bıraktıktan hemen sonra arabaya atlayıp çiftliğe geri döndüm. Niye peki geri döndün? Niye sabaha kadar bekleyip de yola çıkmadın? Ya dayım beni görürse bir şeyden işkillenmez diye döndüm ben, anlıyor musun? Kız kendi kendine kaçtı zanneder dedim, ha? Ya sonrasını düşündün mü? Ya abim bağ evine bakmayı akıl ederse o zaman ne olacak? Edemez. Edemez. Biz açık vermezsek akıl edemez. Zaten ben de kızı alıp gideceğim. O zaman arasın dursun bakalım Muzaffer ağa. İstanbul'da bizi bulabiliyor mu? Ramazan doğru der hanım. Eğer biz açık etmezsek Muzaffer Bey bir süre sonra kızdan umudunu keser. Ya Gülizar? Besbelli her şeyi görmüş. Ama nedense abime yalan söyledi. Ya ona ne yapacağız peki? Yasin Ağa seni Muzaffer Bey çağırıyor. Çık Yasin Ağa. Gülizar. Efendim. Seninle konuşmak istediğim bir mesele var. Birazdan yanıma gel. Alır. Bırak Gülizar, bırak. Ben kapatırım kapıyı. Kapat. Gel beraber gezelim, gel beraber gezelim. Dosta düşmana karşı. Bu ne neşe kız? Güllü kaçtığından beri neredeyse göbek atıp oynayacaksın. Bak hele, senin büyülü melemenini daha sonradan Ramazan gelip yedi. Büyü tuttu mu ne kız? Ne alakası var ya? Kız yemiş olsa neyse. E bacım büyü bu. Belli mi olur? Baksana. Güllü kaçıp gittiğine göre belası onu bulmuştur. Bulduysa da oh olmuş. Var mıydı öyle dağdan gelip bağdakini kovmak? Muzaffer Bey de karı kazığı neydi görmüş oldu.
Güllü de güllü diye tutturuyordu. Bak hele. Kız Esra'dan gördün mü kızı kaçarken ha? He gördüm, ne olmuş? Allah Allah, garip. Nesi garip ya? Sana bir şey diyeyim mi? Ben kızın kaçtığına falan inanmıyorum. Ben yalan mı söylüyorum yani? Yok bacım, onu demedim. Yani bir kız kaçacaksa neden tek başına kaçsın? Kaçamaz mı? Kaçamaz. Bu işin içinde bir erkek barnağı var, göreceksin. Yani sen şimdi kimle kaçtı diyorsun? Bana kalırsa adı Kemal miydi neydi? Onunla kaçtı. Konuşmak istediğinizi söylemiştiniz Halide Hanım. Sen ne gördün dün gece? Bir de bana anlat bakalım. Ramazan'la sizi gördüm. Ya öyle mi? Ne yapıyorduk peki? Gülü bağlamış arabaya koyuyordunuz. Yanlış görmüşsün. Yanlış falan görmedim. Siz arabanın kapısını açtınız. Ramazan da kızı getirip içeri tıktı. Sen beni neyle suçladığını farkında mısın Gülzar? Ben kimseye bir şeyle suçlamıyorum. Ne gördüysem onu anlatıyorum. O zaman niye abime yalan söyledin? Kızı bulamazsın diye. Güllü'yü ben de istemiyorum çiftlikte. Başımıza hanım kesildi Soyka. Siz varken çiftliğin hanımlığı ona mı düşmüş? İyi. Madem ikimiz de aynı şeyi istiyoruz, bu mesele de aramızda sır kalacak. Tamam mı? Tamam. Ama... Aması ne? Çiftlikte işten güçten başımı alamıyorum. Yemekti, temizlikti, şuydu, buydu derken anam ağlıyor. Bundan sonra temizlik yapmam. Mutfağa da girmem. Sadece sizin işlerinizi görürüm. İyi o halde. Anlaştık. Akşama kadar dünyanın işi var da. Kusura bakma Seyyare Hanım ama ben artık mutfakta çalışmıyorum. Elinin körü. Bana bak kız, benim tepemin tasını attırma. Vallahi gider Halide Hanım'a şikayet ederim ona göre ha. Evet. Zaten kendi dedi bana elleşme mutfaktaki işlere diye. Bundan sonra yukarıda benim işlerime bakarsın dedi. Bak canım, ufak hatta civciler yesin. Vallahi bak, al kadın orada inanmıyorsun, git sor. Eski köye yeni adet nereden çıktı bakalım? Bilemiyorum vallahi. Bana bak Gülizar. Güllü bu evden gittiğinden beri sen bir dolaplar çeviriyorsun ya. Hadi hayırlısı kızım. Yemin ediyorum var ya, bütün çiftlik mis gibi kokuyor Asayaran'a. Kızdan haber var mı?
Ha, ben ne bileyim, onu Muzaffer Ağa'ya soracağım. Bakıyorum test olduğu için kızdan. Güllü güllü diye oraları buraları yıkıp yakıyordun. Ne oldu şimdi ha? Aman, boş ver. Sen ne yemek yaptın, onu söyle. Aklım, fikrin gırtlandı değil mi? Bak bakalım beğenecen mi? Düğün çorbası. Oh. Etli yaprak sarması. Bayılırım, yemin ediyorum. Ağzına layık. Bulgur pilavı. Ya senin canını yerim ben ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.